kilo dünyanın en önemli sağlık sorunları olduğu için kalbe etkisi nedir diyelim? Özellikle kalp krizinde belirti anlamında kilonun etkisi nedir sorusunu değerli hocamız Doçent Doktor Habib Çile sizler adına sormuş olalım. Şimdi kilo ve kilo verme konusu çok tabii popüler bir konu. Birçok hastalıkla da doğrudan ilişkili. Bunu kabul etmek lazım. Fakat şunu gözden kaçırıyoruz. Kilonun önemine vurgu yaparken genellikle egzersizin önemini biraz daha kenara itiyoruz gibi geliyor. Biz hastalarımıza, özellikle ben hastalarımla konuşurken bazen hafif kilolu bir hastamla karşılaştığımda genellikle şunu söylüyorum. Siz belirli bizim kalp sağlığı açısından sakıncalı yiyeceklerden veya alışkanlıklardan uzaklaşın. Kilonuz böyle de kalabilir diyoruz. Elbette obez sınırındaki birinden bahsetmiyorum. Yani overweight dediğimiz fazla kilosu olan bir bireyden bahsediyorum. Obezite ayrı bir kriter. Obezite çok daha ileri düzeyine söylediğimiz bir şey. Çok zayıflık da hastalık aslında değil mi hocam? Kalp hastalıklarında zaten bir çan eğrisi gibidir. Yani evet. Çan eğrisinin bir tarafında aşırı zayıf kişiler, diğer tarafında da aşırı kilolu kişiler. Bu iki grupta kalp hastalığı riski artar. Evet. Yani bizim vücut kitle indeksimiz belirli bir düzeyin altına düştükten sonra kalp hastalığı riski yine artıyor. Belirli bir düzeyin üzerinde yine artıyor. Dolayısıyla ideal aralıkta olmalarını öneriyoruz. Evet. Az önce bahsettiğimiz konudan devam edersek, lütfen. Yani egzersiz alışkanlığı kilonun aslında daha önünde. Yani doğru bir egzersiz alışkanlığı olan bir kişinin bir miktar fazla kilosunun olması mutlaka bir kalp hastalığına götürecek bir süreç değildir. Biz kilolu kişiyi genellikle egzersiz yapmayan bir kişi olarak da görüyoruz aynı zamanda. Evet. Çünkü kalori dengesinde sorun varsa bu kişinin egzersiz alışkanlığı yok anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla kiloyla egzersizin biraz beraber zikredilmesindeki ana sebep kilolu kişilerin genellikle de egzersizden uzak kişiler olması. Eğer gerçekten egzersiz yapan, düzgün bir egzersiz alışkanlığı olan bir kişi söz konusuysa biz onun kilosunu, birazcık kilolu olmasını çok da büyük bir risk görmezden olarak görmüyoruz. Evet, geliyorsunuz. Görmüyoruz. Evet. Dolayısıyla hastalarımız da sanki böyle odaklandığımız husus kiloymuş gibi bir algıya kapılıyorlar. Aslında odaklandığımız husus sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek. Bunun içerisinde egzersiz de var. Karbonhidrat alımının kısıtlanması var. Uyku sağlığı var. Düzenli uyku alışkanlığı var. Temel sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması var Türkçe. Siz ekmeğe karşı olan gruptan mısınız hocam? Hayır, karşı olunan bir gıda türü yok aslında. Temel olarak şu gıdayı asla yemeyin ve yasaktır diyebileceğimiz bir gıda türü yok. Hiçbir sağlık mensubu da aslında böyle bir öneride bulunmuyor. Yani şu hani zehir diyebileceğimiz bir gıda yoksa ortada bu yasaktır demek çok mantıklı değildir. Bizim her bölgenin, her ülkenin kendine özgü sebzesi, meyvesi var. Yemek kültürü var. Çok da güzel. Dolayısıyla yüzyıllardır bu kültürle o insanlar bu yıllara, bu yaşlara kadar gelmişler. O yemek kültürü oraya yerleşmişse aslında belli oranda sağlıklı olduğu için ve belli oranda zararsız olduğu için yerleşmiş. Yani bugün Afrika'nın bir bölgesine gidin, belli bir yemek kültürü var ve bize çok yabancı. Evet. Biz belki yadırgıyoruz, bunlar nasıl yiyor bunu diyoruz. Ama şunu göz ardı ediyoruz. Belki binlerce yıldır orada yaşayan insanlar zaman içerisinde öyle bir kültürü yerleştirmişler ve bir zararını görmemişler. Evet. Keza bizim doğuda farklı bir yemek kültürümüz var, batıda farklı bir yemek kültürümüz var. Kimisi diğer bölgenin yemek kültürünü yadırgar ama kabul etmek lazım ki o insanlar belki kuşaklarca aynı kültürle gelmişler ve gayet güzel yaşamışlar. Dolayısıyla tek bir doğru olmaz beslenme alanında. Hastalarımız ve insanlar kendine uygun bir şekilde beslendiği takdirde zararlı bir, yasak bir gıda türü yok aslında.